Şunu bilmeliyiz ki hukuka aykırı uygulamaya bir kez göz yumduğumuzda bunun devamı gelecektir. Nitekim de öyle olmuştur. Yani hukuksuzluğa ses çıkarılmadığında istisna kişilerin sayısı artmakla siyasi iktidarın istediği herkes istisna kişi haline gelmektedir. Ahim Öcalan iki kararıyla ölünceye kadar ağırlaştırılmış hapis rejiminin bir işkence rejimi olduğunu, hapishanede 25. yılını dolduran kişilerin umut hakkı kapsamında tahliyesi için değerlendirme yapılması ve bu konuda gerekli mekanizmaların oluşturulması gerektiğini ifade etmiştir. Bu karar da Türkiye tarafından uygulanmamaktadır. Türkiye hapishanelerinde 4000'den fazla kişi ağırlaştırılmış müebbet rejimi nedeniyle ölünceye kadar hapis cezasıyla karşı karşıyadır. Yani İmralı için getirilen bu infaz rejimi bugün çok sayıda kişiyi de etkilemektedir. Bizlerin hukukçular olarak ahim kararlarının uygulanmasını insanlık onuruna aykırı bu infaz rejiminden dönülerek umut hakkının değerlendirilmesini her yerde söylememiz, bundan imtina etmememiz gerekmektedir. Türkiye'de hemen her dönem hapishanelerde ciddi hak ihlalleri yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Biraz önce de ifade ettiğim kararda ahim, İmralı'daki tecrit uygulamalarının da işkence yasağını ihlal ettiğini tespit etmiş ve giderilmesi gerektiğini söylemiştir. Buna rağmen tecrit koşulları olumsuz yönde daha da ağırlaştırılmış ve 2015'ten itibaren mutlak tecrit düzeyine vardırılmıştır. İmralı hapishanesinde 25 yıl 8 aydır tecrit uygulanmaktadır. 4 yılı aşkın süredir aile görüşü hakkı kullandırılmamaktadır. 5 yıldan fazladır avukat görüşü yaptırılmamaktadır. Türkiye'de bir hapishaneye avukat giremiyor, görüşme yapamıyor. Avukat görüşmesi bir yana Türkiye'de bir hapishaneden 3,5 yıldır kimse haber alamıyor. Ve bizim meslek örgütümüz buna karşı bir tek ses çıkarmıyor. İşte bugün çıkarılmayan ses bu uygulamanın da yaygınlaşmasının önünü açacaktır. Nitekim sessiz kalındığı için tecrit hapishaneleri yaygınlaştırılmış... İzin veriniz, birkaç dakika sabrediniz. Buyurun efendim. Nitekim sessiz kalın sahneler açılmıştır. Yine umut hakkının yok sayılmasına ses çıkarılmadığı için bugün Türkiye'de yüzlerce tutsak şartlı tahliye zamanı gelmiş olmasına rağmen tahliye edilmemektedir. İlk defa İmralı'da uygulanan kameralı oda ve gardiyan eşliğinde avukat görüşmelerinin yapılması uygulamasına sessiz kalındığından 15 Temmuz ile birlikte istisna kişilerin sayısı artırılmış, her yerde bu hukuka aykırı uygulamaya geçilmiştir. Siyasi iktidar bu istisna durumu yaygınlaştıracak ve İmralı gibi avukatların giremediği hapishaneler var olmaya başlayacaktır. Karşısında olmalıyız. Karşısında olmalıyız.